Pek çok kadını aynalara küstüren bir problemi ele alacağız bu bölümde. Aşırı tüylenme, aşırı kıllanmayı ele alacağız. Tıbbi adıyla hirsutizmi ele alacağız. Nedir hirsutizm? Neden kaynaklanır? Altta yatan sebepleri nelerdir? Tedavi seçenekleri nelerdir? Çok değerli bir hekim bugün konuğumuz, endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fahrettin Keleş Demur bizimle. Hoş geldiniz Sayın Hoş Hocam. Hoş bulduk Duygu Hanım. Şimdi kıl nedir, neden oluşur? Tüylenmenin nedenleri nelerdir? Böyle başlayalım mı hocam? Çok teşekkür ederim önce davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizin de belirttiğiniz gibi bu son derece önemli bir kadın sorunu ve çok da konuşulmayan, tartışılmayan bir sorun. Özellikle genç kadınlarda yaygın görülen bir sorun. %10 civarında, yani 100 kadından 10 tanesinde aşırı tüylenme veya kıllanma veya tıbbi ismiyle hirsutizm dediğimiz problem var. Bu problem bütün dünyada çok yaygın bir problem. Birçok disiplini ilgilendiriyor. Kadın doğumu, dermatolojiyi, endokrinolojiyi, estetik, kozmetik problemlerle uğraşan disiplinleri çok yakından ilgilendiren, dolayısıyla multidisipliner yaklaşım gerektiren bir konu. Kıl dağılımı vücutta normalde kadınlarda ve erkeklerde birbirinden farklıdır biliyorsunuz. Hirsutizm veya aşırı kıllanma, aşırı tüylenmeyi şöyle tarif edebiliriz. Erkek tipi kıllanma eğer kadınlarda varsa bu aşırı hirsutizm olarak tanımlanabilir. İstenmeyen istenmeyen tüy artışı diyebiliriz. Normalde biliyorsunuz kadın vücudunda ayva tüyü dediğimiz renksiz, çok ince bir kıllanma olabilir. Bu da etnik yapıya göre değişebilir. Mesela uzak doğulu kadınlarda kıl son derece azdır. Bu da kıl köküyle ilgili tabii. Kıl kökünün vücuttaki dağılımıyla ilgili daha azdır, daha incedir, daha renksizdir. Akdeniz bölgesinde yaşayan toplumlarda kıl oranı biraz daha fazladır, biraz daha rengi koyudur ve kıllama problemine de daha çok rastlanır. Yani coğrafi olarak da bir değişiklik gösterir. Kısaca hirsutizm veya aşırı kıllanma kadınlarda erkek tipinde kıllanma varsa hirsutizm olarak tanımlıyoruz. Ve Akdeniz bölgesinde kadınlarda daha yaygın. Evet. Peki hocam, yani mesela şimdi hepimiz, bütün kadınlar kıllarımızdan kurtulmak istiyoruz. Peki kılın bizim vücudumuza faydası nedir? Yani ergenlik çağına girdiğimizde neden kıllanırız? Kıllama normalde kıl kökü doğuştan olan bir mesele. Yani kılsız bir vücut yoktur. Hatta coğrafi bölgelere göre de kıl oranı ve kılın yapısında da değişiklikler görülür. Mesela soğuk bölgelerde, yüksek yerlerde yaşayan insanlarda ister kadın olsun, ister erkek olsun, kıl daha serttir, daha kalındır. Biraz koruma bakımından da, cildin koruması bakımından da önemli. Eğer dikkat ederseniz hiç kıl olmayan vücutta daha kırışıklık daha erken yaşlarda başlar. Öyle bir özelliği de vardır. Mesela uzak doğulu kadınlarda yüzde kırışıklıklar biraz daha fazla görülür. Kıl kökü de normal böbrek üstü bezi gibi, biraz sonra konuşacağız, yumurtalık gibi hormon üreten bir yapıya sahip. Nasıl böbrek üstü bezinde veya yumurtalıklarda bu erkeklik hormonları dediğimiz, androjen adını verdiğimiz hormonlar üretiliyorsa, kıl kökünde de aynı mekanizmalarla bu hormonların üretimi söz konusu. Yani hem kıl kökü vücut kandaki hormonlardan etkileniyor, hem bizzat kendisi de hormon üreten bir yapıya sahip. Erkek tipi kıllanma derken siz hangi bölgelerimizin yoğun olarak kıllanmasından bahsediyorsunuz? Bu da genel olarak kabul edilen bir bölgeler var. Bunlar erkeklerde genellikle kıllanmanın olduğu ama kadınlarda olmadığı bölgeler. Üst dudak bölgesi, çene bölgesi, sırt bölgesi, alt bel bölgesi, karın üst bölgesi, karın alt bölgesi ve göğüs bölgesi ve son olarak da uyluk bölgesi. 9 bölge var. Bazılarına göre 8 bölge, bazılarına göre 9 bölge ama bu çok eskiden tanımlanmış bu bölgeler. Bir Fermon-Golway skoru diyoruz bunlara. Sonra bu modifiye edilmiş bir şekli. 9 bölge. Biz de genellikle bu 9 bölgeyi, daha doğrusu bu işte uğraşan bilim insanları genellikle hastaları değerlendirirken bu 9 bölgedeki kıllanma oranını değerlendiriyoruz. İşte bu bölgelerde eğer normalden fazla istenmeyen kıl varsa bu hirsutizm olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bir hastanın değerlendirilmesinde bakıyoruz bu bölgelere. 1'den 4'e kadar değerlendiriyoruz. 1 pozitif, 2 pozitif, 3 pozitif, 4 pozitif diye.
Bizim kendi toplumumuzda ve Akdeniz toplumlarında genellikle de 8 bir kritik noktadır, eşik değerdir. Eğer 8'in üzerinde kıllanma oranı varsa o kişide hirsutizm tanısı koyarız. 1 pozitif, 2 pozitif, 3 ve 4 pozitif, bunları toplarız bu bölgelerde. Bir de şöyle bir şey var, tabii bu genel 9 bölgeyi değerlendiriyoruz ama bazı kadınlarda sadece yüz bölgesinde olabilir veya sadece bel bölgesinde olabilir. Bu da bir kıllanma tarzıdır. Mesela yüzde olabilir, vücutta olmayabilir, biraz önce saydığım bölgelerde olmayabilir. Sadece yüzde olduğu zaman fasiyel hirsütizm diyoruz. En ciddi problem de zaten yüz bölgesinde olan problem. Çünkü genelde insanlarla yüz yüze geldiğiniz, aynaya baktığınız zaman gördüğünüz bölge yüz bölgesi olduğu için en çok rahatsızlık veren de genellikle doğru, yüzdeki kıllanmadır. Yani bu 8 rakamı çok önemli tanı koymak için. Ama dediğim gibi hiç başka yerde olmayabilir ama %4 pozitif olabilir. Onu da kıllanma olarak kabul etmek lazım. Hatta bunu biraz daha genişletebiliriz. Şöyle diyenler de var. Eğer bir kadın kendisinde normalden fazla kıl olduğunu hissediyorsa onda da kıllanma fazlalığı vardır veya hirsütizm vardır. Ciddi almak gerekir. Yani öyle bir iddia ile geliyorsa bir kadın mutlaka 8 rakamı olması değil. Daha önce olmadığı halde yeni başlamış bir kıllanma olabilir ama 8'in altındadır skoru. Onu da ciddiye alıp değerlendirmek gerekir. Peki hocam, ergenlik dönemindeki çocuklarımızda ya da ergenlik dönemindeki yaştaki kadınların bu problemi olabilir mi? Şunun için soruyorum. Yani belli bir dönemden sonra mesela kıllanma azalabiliyor, değil mi? Evet. Hangi yaş grubundaki aşırı kıllanma size getirmeli bizi? Evet. En çok bizim hastaların başvurdukları yaş adolesan çağı, ergenlik dönemindeki kadınlar. Bu oran da zaten %10'luk oran, 10 kadından birisinde kıllanmanın olduğu olan daha önce de üreme çağında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçtur. Yani adet görmeye başlamayla menopoz arasındaki süreyi kapsar. İşte 14, 15, 16 yaşlarla 45-50 yaşları arasındaki dönemi kapsar. Daha önce puberteden önce kıllanma olmaz. Veya çok çok hafiftir. Etnik yapıya göre, coğrafi bölgeye göre veya genetik yapıya, genetik eğilime göre değişebilir. Genellikle ergenlik dönemiyle birlikte başlar. Daha önce varsa eğer bir hormonal bozukluk mutlaka araştırılmalıdır. Çünkü hormonal bozukluklarda, özellikle çocuklar, genetik geçişli hormonal bozukluklarda meme gelişimi, kıllamanın erken görülmesi, normalde görülen bölgelerde kıllamanın erken başlaması hormonal bir bozukluk olduğunu gösterir. O mutlaka ciddi bir şekilde incelenmeli. Ama normalde kıllamanın, normal kıllanmanın tabii başlaması dediğiniz gibi ergenlik döneminde başlar. Ama hirsutizm problemi, yani %10 görülen bu problemin en yoğun olduğu gören, daha doğrusu en çok dikkati çeken ve hastanın hekime başvurduğu dönemde bu genç kızlık dönemi. Çünkü o yaşta insanlar kendilerini daha çok rahatsız hissederler. O kadar rahatsız hissederler ki sosyal izolasyona yol açabilir. Yani dışarı çıkmak istemeyebilir kadın. Depresyona girebilir. Ciddi psikiyatrik problemler ortaya çıkabilir. Bazen bu şekilde çok ağır psikiyatrik tablolarla da karşılaşabiliyoruz. Halbuki bunun tabii basit bir sorun. Yani bir insanın kalbi nasıl hasta oluyorsa, görmesi nasıl bozuluyorsa, kıllanmada o şekilde bir rahatsızlık sonuçta ve araştırılıp nedenin ortaya konması gerekiyor. Yani bu dönemde en çok bu üreme çağındaki dönemde ortaya çıkıyor. Menopozdan sonra sebeplerini biraz sonra konuşacağız. Biliyorsunuz kadınlarda östrojen hormonu yüksektir. Erkeklerde de androjen dediğimiz hormonlar, ki bunların en belirgini testosteron hormonu yüksektir. Ama erkeklerde çok az miktarda östrojen, kadınlarda da çok az miktarda testosteron ya da androjen dediğimiz hormonlar mevcuttur. Menopozdan sonra östrojen azalıyor. Östrojen yapımı yumurtalıklardan çok düşük düzeye düşüyor. Androjen artmadığı halde androjen östrojen oranı androjen lehine değiştiği için özellikle çene bölgesinde yüzde hafif bir kıllanma görülebilir. Bu bir hastalık belirtisi değildir. Onu da bu arada vurgulamak istiyorum. Bu çok önemliydi. Evet. Bunu vurguladığınız iyi oldu, evet, hocam. Şimdi hep diyorsunuz ki ya kadında erkek tipi kıllanma. Bazı erkeklerde de çok kıllanma olabiliyor. Var mıdır erkeklerde hirsutizm? Yok. Hirsutizm kadınlara ait bir sorun. Erkeklerdeki kıllanma oranı daha ziyade genetik eğilimle ilgili bir mesele.
Belki biraz sonra konuşacağımız bazı hastalıkların erkeklerde görülen fenotip diyoruz, erkeklerde görülen şekli var mıdır yok mudur tartışma konusu, ama hirsütizm kadınlara ait bir sağlık sorunudur. Erkeklerde hirsütizmden bahsetmeyiz. Görünmez. Evet. Peki hocam, hangi hastalıkların habercisi olabilir hirsütizm? Evet. Şimdi bir defa hirsütizm bir hastalık değil. Yani aşırı tüylenme mutlaka altta yatan başka bir hastalığın belirtisidir. Bunu çok vurgulamak istiyorum. Tek başına bizzat hirsütizm kendisi bir hastalık değildir. Diyelim ki mesela migren bir hastalıktır. Baş ağrısıyla yol açabilir, bulantı olabilir, kusma olabilir. Baş ağrısı da migrenin bir komponentidir. En yaygın görülen komponentidir. İşte şey de böyle, hirsütizm de böyle. Altta yatan bir hastalığın bir belirtisidir hirsütizm. Bu konuya, bu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Evet. Çünkü hirsütizm vardır sizde deniyor. Hemen hirsütizme yönelik, aşırı tüylenme yönelik tedavi planlanıyor. Ama ona yol açan sebep göz ardı ediliyor. Ve bu sefer de yanlış tedavi olabiliyor. Tabii yanlış tedavi olabiliyor. Çok nadir de olsa kanser de hirsütizme yol açabilir. Hmm. Özellikle yumurtalık kanserleri, böbrek üstü bezinden kaynaklanan kanserler hirsütizme yol açabilir. Siz bir yandan hirsütizmi tedavi ederken kanser ilerleyebilir ve siz o kanseri tedavi etme şansını kaçırmış olabilirsiniz. O bakımdan hirsütizmle karşılaşıldığı zaman hekimin mutlaka hirsütizme yol açan altta yatan sebebi açıklığa kavuşturması gerekir. Bunun için ne tür tetkikler yapıyorsunuz? Şimdi isterseniz önce neler yol açabilir hirsütizme? Aslında bundan önceki sorunuz da onunla doğrudan ilgiliydi. Yaklaşık %70 kadarı hirsütizmin polikistik over sendromu dediğimiz bir sendromdan, bir sağlık probleminden kaynaklanır. Polikistik over sendromu büyük oranda yumurtalıklardan kaynaklanan, yumurtalıklardan aşırı miktarda androjen hormonlar, yani erkeklerde yüksek düzeyde olan, kadınlarda çok düşük düzeyde olan hormonların artmasından kaynaklanır. Kadınlarda normalde, erkeklerde de kadınlarda da bu hormonların yapıldığı, kadınlarda özellikle yumurtalıklar, erkeklerde testosteron hormonu testislerden yapılıyor büyük ölçüde. Ama böbrek üstü bezi hem kadınlarda hem erkeklerde hem kortizol hormonunun hem de bu androjenlerin yapıldığı organ, ortak organlardan birisi. Ama kadınlardaki temel problem, hirsütizme yol açan temel problem, polikistik över sendromu dediğimiz sendromda yumurtalıkların normalden daha fazla androjen hormonları, testosteron, androstenedion adını verdiğimiz benzer hormonların normalden fazla yapılması, normalden fazla sentezlenmesi ve aşırı miktarda dolaşıma geçmesi. Polikistik over sendromunda aynı zamanda %30 civarında böbrek üstü bezi de katkıda bulunur. Hmm. Böbrek üstü bezi de normalden fazla hormon yapar, androjen hormonu. O da dolaşıma geçer. Dolaşımda yüksek konsantrasyonda testosteron hormonu olur. Ayrıca bazı dokularda daha zayıf etkili olan erkeklik hormonları testosterona dönüşürler. Anladım. Dönüşümü hızlanır. Bir de böyle bir problem var. Sonuçta %70 oranında bu polikistik over sendromu hirsütizmin nedenidir kadınlarda. Geriye kalan %30'un bir kısmında diğer hormonal bozukluklar söz konusudur. Ne mesela gibi? Akromegali dediğimiz büyüme hormonunun artmasıyla karakterize olan bir hastalık var. Gençlik döneminde büyüme plakları kapanmadan önce devlik dediğimiz aşırı boy uzamasına yol açan bir hastalık. Büyüme plakları kapandıktan sonra yumuşak dokularda büyüme, ellerde büyüme, burunda uzama, çenede uzama. Aşırı miktarda büyüme hormonu kanda tespit edersiniz normalden fazla. Bu hirsütizme yol açabilir. Yine Cushing sendromu dediğimiz bir sendrom var. Burada da aşırı miktarda kortizol salgılanması söz konusudur. Birlikte androjen hormonlar da böbrek üstü bezinden salgılanabilir. Buna bağlı olarak meydana gelebilir. Yine prolaktin yüksekliğiyle birlikte giden hirsütizm vakaları görülebilir. Tiroid hastalıklarında, özellikle hipotiroidide normalden fazla kıllanma görülebilir. Bunların da ekarte edilmesi gerekir. Olmadığını göstermek gerekir bunların da, doğru tanı koyabilmek için. Bir kısım vaka
doğrudan genetik geçişli hastalıklardır. Konjenital hastalıklardır. Bunların da en önemlisi non-klasik adrenal hiperplazi dediğimiz bir hastalık. Ailevi geçiş gösterir bu hastalık. Bu da genetik tanıyla, hormonal ve genetik testler yapılarak tanı koyabiliriz buna. Daha nadirdir bu. Bir kısmında da hastaların, önemli bir kısmında herhangi bir sebep bulamayız. Hiçbir sebep yoktur. Bütün hormon tetiklerini yaparsınız, bütün muayeneleri yaparsınız, bütün radyolojik incelemeleri yaparsınız ama ortada herhangi bir sebep yoktur. Bunlara idiopatik hirsütizm adını veriyoruz. Bir kısmında da bu idiopatik hirsütizm olan vakalarda aslında kanda androjen hormonları yüksek bulursunuz ama sebebini bulamazsınız. Buna da idiopatik hiperandrojenemi adını veriyoruz. Bir kısmı da böyle. Aslında İdiopatik hirsütizmle ilgili de biz çok çalışma yaptık. Neden kaynaklandığına dair. O hastalarda az miktarda da olsa insülin direnci olduğunu gösterdik. Çünkü insülin direnci olan kadınlarda da kıllanma artması söz konusu olabilir. Özellikle polikistik over sendromunda insülin direncine daha yaygın bir şekilde rastlıyoruz. O da androjen sentezini olumsuz yönde etkiler. Yani daha çok androjen yapılmasına yol açabilir insülin direnci. O bakımdan olup olmadığını anlamak önemlidir. Bu idiopatik hirsütizmli hastalarda insülin direnci olduğunu gösterdik. Ayrıca bunlarda testosteron hormonunun normal sınırlar içerisinde fakat hirsütizmi olmayan, yani aşırı kıllanması olmayan kadınlarla karşılaştırıldığı zaman daha anlamlı yüksek olduğunu da bir çalışmamızda göstermiştik. Sonuçta sebep ne olursa olsun hirsütizmin temel sebebi dolaşımda androjen hormonunun yüksek olması veya doku düzeyinde androjen hormonunun, ki testosteron diyelim buna kolay anlaşılması bakımından, çünkü androjen hormonlar çok sayıdadır ama en belirgin olanı, en etkin olanı testosterondur. Ya dolaşımda ya da doku düzeyinde normalin üzerinde olması ve dediğim gibi en büyük sebebi de polikistik over sendromudur. Bunları niye tanımamız gerekiyor, altta yatan sebebi? Çünkü hepsinin tedavisi birbirinden farklıdır. Tabii. Peki bunu soracağım hocam şimdi. Yani şimdi amaç burada hormon düzeyini mi ayarlamak yoksa bu hastalıkları mı çözmek? Yani aşırı kıllanmayı nasıl engelleyebilirsiniz? Tabii. Çok güzel bir soru Duygu Hanım. Bir defa altta yatan sebebi ortadan kaldırabiliyorsanız onu ortadan kaldıracaksınız. Şimdi konjenital geçişli bir hastalığı bugünkü teknolojiyle, bilgimizle ortadan kaldıramıyoruz. İleride bu da mümkün olacak genetik tedaviler sonucunda. Dolayısıyla oradaki bütün mesele artmış olan hormon düzeyini normale indirmek. Ama en önemlisi konjenital bir sebep varsa aileyi bilgilendirmek. Yani genetik danışmanlık vermek aileye. Çünkü bunlar daha önce de kapalı toplumlarda ortaya çıkan genetik anormallikler. Kapalı toplumlarda daha çok görülür. Genetik danışmanlıkla daha sonraki nesillerin bu hastalıktan kurtulmasını sağlayabiliriz. Evet. Bunun bir de doğuştan olan formu var. O da doğum esnasında taramalarla ortaya çıkartılabilir. Dolayısıyla konjenital bir anormallik, hirsütizm sebebi olarak genetik bir anormallik tanısı koyduysanız eğer, bunun iki yönlü faydası var. Bir, gelecek nesillerin bu hastalıktan korunması ile ilgili genetik danışmanlık verebilirsiniz. Daha sağlıklı nesil her bakımdan, sadece hirsütizm bakımından değil. Diğer yandan da hastalığı teşhis ettiğiniz için ona yönelik tedavi yaparsınız. Eğer hastada polikistik over sendromu varsa o zaman daha farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Polikistik over sendromunu tamamen ortadan kaldıramazsınız. Evet. Kesin tedavisi olan bir sendrom değildir. İsterseniz bu sendromun diğer komponentleri nelerdir, ona da bir bakalım. Değilir. Çünkü polikistik over sendromu da tek başına aslında konuşulması gereken bir sağlık problemi. Çünkü o da çok yaygın. %10-15 civarında kadınlarda, yine üreme çağındaki kadınlarda tabii bu sağlık soruna temel olarak rastlıyoruz. Başka komponentleri de var. Hirsütizm polikistik over sendromunun sadece ciltte görülen bir bulgusu. Evet. Kıl köklerini ilgilendiren bir bulgusu. Bunun dışında kadın doğum polikliniklerinde, infertilite polikliniklerinde en çok rastladığınız hastalık polikistik over sendromudur. Evet. Çünkü infertilitenin de en yaygın sebeplerinden birisi, en başta gelen sebebidir. Bir de böyle bir problemi var. Yine polikistik over sendromunda şeker hastalığı normal kadınlarla karşılaştırdığınız zaman en az 5 misli daha çok görülür. İnsülin direnci,
yağ bozukluğu, yağ metabolizması bozuklukları, lipid profilindeki anormallikler yine polikistik over sendromunda daha çok görülür. Tabii infertilitenin bunlarda sebebi yumurtlama probleminden kaynaklanır. Yumurtlama olmamasıyla karakterize bir sendrom ve adet düzensizliği özellikle de yılda ortalama 8 veya daha altında adet görmeyle karakterize. 35-45 gün aralarla adet görürler ve büyük bir kısmında da ovülasyon yani yumurtlama olmaz. Bunun sonucu olarak da infertilite gelişir. Polikistik over sendromu tanısı koyduğunuz zaman bir hastada altta yatan şekere eğilim, lipid yağ bozukluklarına eğilim var mı yok mu bunu anlarsınız. Eğer varsa tedavi edersiniz, yoksa korursunuz. İnsülin direnci ve yol açtığı, insülin direncinin özellikle yol açtığı problemlerden korursunuz ki bunların başında da diyabet geliyor. Yani şeker hastalığı geliyor. Davranış tedavisiyle, kilo tedavisiyle, düzenli egzersizle, daha doğrusu hayat tarzındaki değişikliklerle o kadında sizin ileride şeker hastalığı meydana gelme riskini azaltırsınız. Gebelik esnasında hastada şeker hastalığı ortaya çıkma, gebelik şekerinin ortaya çıkma riski daha yüksektir. Polikistik over sendromu olmayanlara göre onu engelleyebilirsiniz. Yine tabii hirsütizm varsa, saç dökülmesi varsa, sivilce varsa. Çünkü androjen fazlalığı sadece kadınlarda kıllanma fazlalığına yol açmaz. Aynı zamanda daha fazla miktarda, yüksek oranda sivilce oluşumuna yol açabilir. Saç dökülmesine yol açabilir. Böyle de paradoksal bir durum var. Yani vücutta kıllanma artarken androjen fazlalığında saçlarda da dökülme görülebilir. Alopesya dediğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Bu noktada yani polikistik hocam, over affedersiniz. Polikistik over sendromunun tedavisi tamamen farklı. Tabii androjenlere yönelik tedavi de yaparsınız. Yine isterseniz bu altta yatan sebeple ilgili tedavi ne olmalıdır sorusunu sormuştunuz. En çok dikkat etmemiz gereken, çok nadir de olsa altta yatan sebep bir kanser olabilir. Aynen. Yumurtalıktan köken alan bir kanser olabilir. Böbrek üstü bezinden köken alan bir kanser olabilir. Ve ona eğer çıkartırsanız kanseri erken dönemde teşhis edip tamamen hirsütizm problemi de hallolmuş olur. Ama en önemlisi hastanın hayatını kurtarmış olursunuz. Kesinlikle. Evet. Şimdi saç dökülmesi deyince araştırmalarımda virilizm diye bir terim de duydum. Evet, evet. Bundan da bize bahsedebilir misiniz? Bu virilizasyon çok ağır formu. Çok yüksek miktarda androjen fazlalığı olduğu zaman kadın dolaşım kanda, kadınlarda hirsütizm çok ağır boyutlarda olabilir. Saç dökülmesi olabilir. Ağır sivilceler olabilir bütün vücutta, bütün yaygın olarak ve maskülinizasyon belirtileri olabilir. Yani kadında erkek tipi değişimler, değişiklikler meydana gelebilir. Bu tabii çok daha nadir görüyoruz çok şükür. Ağır konjenital genetik defeklerle karakterize olabilir bu durum. Genellikle de erken yaşta başlayan genetik androjen fazlalığıyla giden durumlarda görülebilir bu durum. Mutlaka altta yatan tabii genetik bir bozukluk vardır. Yine onda da androjenlerin seviyesini düşürmeye yönelik tedaviler uygularız. Yalnız şuna da dikkat etmek lazım. Virilizasyon ağır bir form. Androjen fazlalığının ileri düzeydeki bir göstergesi, bir klinik tablosudur. Ama genel anlamda kıllanma oranı ile dolaşımdaki testosteron hormonu arasında da doğrudan bir ilişki yoktur. Yani testosteron çok yüksek olursa kıllanma ağır olur. Testosteron az olursa kıllanma az olur. Böyle bir şey yok. Bu doğru değil. Hafif bir androjen yüksekliği, testosteron yüksekliği ağır bir kıllanmaya yol açabilir. Veya çok yüksek testosteron olabilir, kıllanma hafif düzeyde olabilir. Kıllanma oranını da hafif, orta ve ağır diye üçe ayırıyoruz. Yine bu skorlama sistemine göre. Yani dolaşımdaki, kandaki ölçtüğümüz testosteronla gözle değerlendirdiğimiz hirsütizm skoru arasında çok doğrudan bir oran yoktur. Peki hocam, şimdi tedavi şekillerinden bahsettiniz. Uzun sürer mi, sabır gerektirir mi? Bu süreçte kadın tüylerini nasıl almalıdır? Belli bir tekniği, yöntemi var mıdır? Bu konuda uyarılarınız olacak mı? Tabii. Şimdi Duygu Hanım, tabii altta yatan sebebi tedavi etmeye çalışıyoruz. İdiopatik hirsütizm mi, idiopatik hiperandrojenemi mi, polikistik over sendromu mu, kanser mi, genetik bir bozukluk mu? Bu tanıları koyduktan sonra bir politika belirleyip
hastalığa yönelik bir tedavi planlıyoruz. Tabii bizzat kılın ortadan kaldırılması, kalın olan kılın daha ince hale getirilmesi, renginin açılması ki tedavideki hedeflerimiz bunlar veya yok olması, ortadan kalkmasına yönelik bir tedavi protokolü var. Bu altta yatan sebebe göre değişiyor ama diyelim ki önemli bir kısmı polikistik over sendromu, idiopatik hiperandrojenemi gibi veya genetik bozukluklar gibi durumlarda bizzat kılın azaltılmasına, yok edilmesine yönelik tedavi yollarımız vardır. Bunun da başında birincisi mümkünse eğer verdiğimiz ilaçlarla androjen hormonunun kıl kökünü olan etkisini bloke ederiz. Çünkü kıl kökündeki androjen fazlalığı hirsütüzme yol açan temel nedendir. Oradaki aktif olan serbest testosteronun etkisini ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygularız. Testosteronun kıl köküne bağlanmasını engelleyen ilaçlar verebiliriz. Onun etkisini azaltan ilaçlar verebiliriz. Yine hormon androjen sentezini azaltan ilaçlar verebiliriz. Bu tamamen altta yatan sebebe yöneliktir. Kadının yaşına yöneliktir. Kıllanmanın derecesine yöneliktir, zamana yöneliktir. Burada yine dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de mesela polikistik over sendromuyla karşı karşıya kaldığınız zaman hastanın beklentileri de önemlidir. Birinci sırada hastanın hamile kalması eğer çünkü infertiliteyle başvurabilir. Aynı zamanda ağır hirsütizmi de vardır ama bir an önce hamile kalmak istiyordur. O zaman siz hirsütizmin tedavisini değiştirebilirsiniz. Anladım. O zaman antiandrojen tedavi dediğimiz yani androjenlerin etkisini azaltan, bloke eden tedavi yerine kozmetik olarak onları uzaklaştırıcı, kıl uzaklaştırıcı mekanik tedaviler yolunu seçebilirsiniz. Çünkü vereceğiniz ilaç olumsuz etkileyebilir. Bebeğin. Hamilelik esnasında alınmamalıdır. Doğru. Hatta gebelikten önce en az 3 ay önce, tercihen 6 ay önce de bu ilaçların kesilmesi gerekir. Beklenir. Çünkü bebekte bozukluklara yol açabilir. Dolayısıyla buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Tabii kişiye göre tedavi seçimini yaparsınız. Hastalığa göre, yaşına göre ve tabii biraz önce söylediğim gibi beklentisine göre. Ama hastanın temel beklentisi hekimden kıllarla, hirsütizmle ilgili ise doğrudan ona yönelik tedavi yaparsınız. Bu arada tabii hamileliği engelleyici, hamileliğin de engellenmesi gerekir. Çünkü androjen, antiandrojen tedavi esnasında hamile kalınırsa o zaman hamileliğin sonlandırılması gerekir. Burası son derece önemli bir nokta. Evet. Peki bu süreçte kıllanma ne zaman azalır? Yani sabır gerektirir mi? Bir de bu süreçte mesela lazerle mi almalıdır kadın kıllarını yoksa ağdayı mı öneriyorsunuz? Mekanik kıl uzaklaştırıcı tedavilerin bir defa kesin tedavi olmadığını vurgulamak istiyorum. Etkileri geçicidir bunların. Çünkü yüz milyonlarca kıl kökü var vücutta. Siz birini uzaklaştırırsınız öbür taraftan çıkar. Ama kısa süreli tedavi için çok etkili bir yöntemdir. Ama kesin ve tek başına bir çözüm değildir. Çünkü siz temel problemi ortadan kaldırmıyorsunuz. Evet. Yani altta yatan sebebe yönelik tedavi yapmıyorsunuz ama sadece mekanik olarak uzaklaştırıyorsunuz. Mekanik tedaviler esnasında aslında bunların birbirinden çok fazla farkı ve üstünlüğü yoktur. Ama lazer epilasyon ve onun bir takım metot değişiklikleri var. Onları daha ziyade tercih ediyoruz. Ama bir takım mesela halk arasında da yanlış anlaşmalar var. Tıraş etme. Kadının tıraş etmesi sanki kılın daha çok kalın artması. Öyle bir şey de yoktur aslında. Yani tıraş etme de bir çözümdür. Tıraş etmeyle kıl de kalınlaşır ne de sayısı artar. Lazer operasyon da çok etkili bir çözüm değil hocam. Yeniden çıkıyor. Erken, tabii erken dönemde etkilidir. Ama uzun vadede tabii ki etkisi yoktur. Bir takım yan etkileri de olabilir. Ciltte bazı olumsuz beklenmeyen etkilere de yol açabilir. Dolayısıyla tedavi multidisipliner olmalı. O bakımdan hirsütizm tedavisinde altta yatan hadise ortaya çıkartıldıktan sonra gerekirse bir kadın doğumcu, gerekirse bir dermatolog, davranış tedavisi, diyetisyen, yine hayat tarzını değiştirmeye yönelik bir tedavi protokolü ve endokrinolog tabii elbette olmazsa olmaz bir komponenti bu timin, ekibin. Bu ekip yaklaşımıyla ancak siz bu işi tedavi edebilirsiniz. İlaç tedavisiyle birlikte kozmetik tedavi uygulayabilirsiniz. Tabii kıllanmanın
oranına göre ve hastanın beklentisine göre buna karar verebilirsiniz. Tek başına kozmetik tedavi çözüm değildir ama kozmetik tedavi de tedavinin bir komponentidir. Esas sorduğunuz alan konulardan birisi tedaviye cevap meselesi. Ne kadar tedavi edelim? Maalesef uzun süreli tedavi etmek gerekiyor. Çünkü kılın belli bir hayat süresi var. Bu uzundur. Bir büyüme süresi var. Bir plato yaptığı yavaşlama, sonra bir dökülme süreci başlar. Sabır edici. Dolayısıyla sabır tabii, yani hastanın sabırlı olması gerekiyor. Çok böyle agresif tedavilerle maalesef olumsuz neticeler alabilirsiniz. Dolayısıyla gerekirse kozmetik tedaviyle birlikte bu antiandrojen tedavi dediğimiz tedaviye başlayabilirsiniz. Ama bunun şekli, bazen doğum kontrol hapları da kullanırız. İkisini birlikte kullanabiliriz. Tek başına bazı doğum kontrol haplarını kullanabiliriz. Bazen tek başına antiandrojen tedavi dediğimiz androjenlerin testosteronun bağlanmasını ya da etkisini azaltan ilaçlar kullanabiliriz. Bu tamamen hastaya göre verilecek bir karardır. Eğer kozmetik tedaviyle birlikte ilaç tedavisi yapacaksak burada endokrinolog ve dermatoloğun, estetisyenin birlikte çalışması gerekir. İnfertilite problemi varsa endokrinolog, yine üreme endokrinolojisiyle uğraşan kadın doğumcuyla birlikte çalışması gerekir. Tabi burada polikistik over sendromu tanısına bir de radyolog ya da o konuda uzmanlaşmış ultrasonografi, over ultrasonografisi konusunda uzmanlaşmış bir kadın doğumcuya da mutlaka başvurmak gerekir. Çünkü polikistik over tanısındaki kriterlerden birisi de yumurtalıkların hacminin, volümünün artması ve çok sayıda küçük kistlerin tespit edilmesi, özellikle etrafında yumurtalıkların. Aslında bu da biraz uzmanlık isteyen bir alan. O konuda çok uzmanlaşmış bir kadın doğum veya radyoloğun olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle 4-5 tane farklı disiplinden konuyla ilgili uzmanın bir araya gelip tedavi planlayacakları bir konu. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederim konuyu gündeme getirdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bu bölümde endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fahrettin Keleştemur'la konuştuk. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.